Nazik takdiminiz için teşekkür ederim Ertan Hocam. Öncelikle bugün 2 Kasım, 29'u Ekim'in üzerinden de birkaç gün geçti. Hani bu vesileyle ben de herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamış olayım. Bugün vertebroplastik, işte vertebral augmentasyon konusunda sıkça tartıştığımız, sıkça gündeme gelen konulara kısaca değineceğim. Öncelikle bu iki çalışmadan bahsetmek istiyorum. İkisi de New England Journal of Medicine'da yayınlanmış 2009 yayınlarıdır. Osteoporotik spinal fraktürlerde vertebroplastinin faydası olup olmadığını sham grubuyla karşılaştırmışlar. Ve sonuç olarak aralarında fark olmadığını ortaya koymuşlar. Bu Kamil abinin bu sunum için yaptığı takdim tanıtım yazısında bahsedilen iki çalışma. Bu çalışmadan sonra kifoplasti, vertebroplasti taraftarları azalmış. Yapılması klinik pratikte yapılması oldukça azalmış olduğu düşünülmekte. Bu çalışmaların handikapı şu. Sham grubunda kifoplasti, vertebroplasti yapar gibi aynı işlemi yapıp vertebra korpusunun içerisine lokal anestezik enjekte etmişler. Eleştirilerde genelde bu ağrı palyasyonunun vertebroplastilere benzer çıkmasının sebebinin bu lokal anestezik enjeksiyonu olduğu düşünülmüş. Bu iki çalışma metodolojik olarak sıkıntılı olarak kabul edilmiş. Daha sonra yıllar içerisinde oldukça fazla vaka serisi yayınlanmış. Vertebroplasti, kifoplastinin özellikle osteoporotik spinal fraktürler için oldukça faydalı olduğu, ağrı palyasyonu sağladığı, işte vertebral korpus yüksekliğini restore ettiği, hastayı daha çabuk mobilize ettiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ancak her yıl yaklaşık 250'ye yakın bu konuda yayın çıkmasına rağmen hala bazı konularda tartışmalar devam etmekte ve belli grupların önerileri birbiriyle çelişmekte. En çok tartışma yaşadığımız konular şöyle kabaca benim aklıma gelen günlük pratiğimde en çok çelişkiye düştüğüm konuları listeledim. Tek taraftan mı, çift taraftan pediküler olarak mı yaklaşalım? En çok korktuğumuz mevzu sement kaçakları. Bu riski nasıl azaltalım? Bir sement kaçağının olabileceğini vertebranın kırık şekline baktığımızda anlayabiliyor muyuz? Bunları konuşalım. Benim son zamanlarda en çok kafamı karıştıran tip A2 kırıklarda vertebroplasti, kifoplasti yapalım mı? Yapılır mı? Yapılmış mı? Sonuçları ne olmuş? Yine aynı şekilde daha çok gündemi meşgul eden tip 3 ve tip 4 kırıkları, özellikle kanal basılı durumlarda vertebroplasti, kifoplasti yapılır mı? Çok seviye fraktürlerde durum ne? Kaç seviyeye kadar vertebroplasti yapabiliriz tek seansta? Çok seviyeli vertebroplasti, kifoplastiler VAS skoru olarak memnun mu değil mi? Bunları konuşmak istedim. Onun dışında pediatrik hastalarda vertebroplasti, kifoplasti bir seçenek midir? Veyahut genç erişkin diye burada kastettiğim osteoporotik olmayan travmatik fraktürlerde yine bu augmentasyon tekniklerini kullanalım mı? Özel durumlarda ne yapmak gerekir? Örneğin benim kafamı çok sık karıştıran ankilozan spondilit durumları ya da kifotik deformitesi olan hastalar. Ankilozan spondilit de biliyorsunuz. İlk aklımıza gelen uzun segment stabilizasyondur. Ama acaba buna yeni bir bakış açısı getirebiliyor muyuz elimizdeki augmentasyon teknikleriyle? Ya da hastanın deformitesi o kadar fazla ki pozisyon veremiyoruz. Bu hastanın vertebroplasti şansını kaçırması anlamına mı geliyor?
Bir de aslında çok önemsenmeyen bir mevzusu daha var. Bu işlemlerde hangi anestezi türünü kullanmalıyız? Birbirine faydası, dezavantajı var mıdır? Bunları konuşmak istedim kısaca. Öncelikle unilateral, bilateral girişim başlığıyla başlıyorum. İlgimi çeken bir çalışmayı paylaşmak istedim. 2012 yılında osteoporotik vertebral fraktürlerde karşılaştırma yapmışlar. 3 aydan az bel ağrısı öyküsü, tek seviye osteoporotik kırı ve bir yıldan fazla takip süresi olan ve VAS puanı gelişinde en az 7 puanı olan hastaları değerlendirmişler. İki grupta da 31 hasta, toplam 62 hastalığı değerlendirmişler. Kendi demonstre ettikleri tek taraflı ve çift taraflı girişim şekilleri görünmekte. Tek taraflı da gördüğümüz gibi çalışma kanülünü ve içerisinden balonu orta hatta yerleştirebilmişler tek taraftan. Ve bu şekilde vertebro sementi de oldukça orta hatta ve çift taraflı eşit distribüsyonda yerleştirebilmişler. Çift taraflı demonstrasyon da bu şekilde görülmekte. Sonuçlarına gelecek olursak, vaka sırasında alınan röntgen şut sayısını kaydetmişler. Unilateral grupla bilateral grup arasında çok belirgin fark var. Tabii bunu okurken aklıma geldi gerçekten. Yani tamam hastaları düşünüyoruz da biraz da kendimizi düşünmemiz lazım. Gerçekten bu da çok önemli ve çok ciddi bir fark şut sayısında. Onun dışında sement volümünü karşılaştırmışlar. Tek taraflı grupta ortalama 3,5, çift taraflı grupta 7,5 milimetre sement vermişler. Ancak bunu istatistiksel olarak karşılaştırmamışlar. Ben bu sement volümünü ayrı bir başlık olarak tekrar ele alacağım. Kaçak oranlarında ise anlamlı bir farklılık saptanmamış. Vertebra yüksekliğinin restorasyonu açısından ve ameliyat preop postop VAS skorları açısından anlamlı bir fark bulunmamış. Başka bir çalışmada bu sefer kadavra çalışması 2005'te Spine'da yayınlanmış. Vertebra korpuslarına önce bir kompresyon makinesiyle kompresyon uygulamışlar. Daha sonra tek taraflı veya çift taraflı kifoplasti yapmışlar. Vertebra korpus yüksekliğinin restorasyonu açısından biri %96, biri %94 çıkmış. İstatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamış. Lateral kamalaşma açısından baktıklarında da çift taraflı ve tek taraflı grup açısından şöyle daha doğrusu lateral kamalaşmayı söylerken şunu söylemem lazım. Kifoplasti yaptıktan sonra ikinci bir kompresyon daha yapmışlar vertebralara. Daha sonra lateral kamalaşmalarına bakmışlar. İkisi arasında anlamlı bir fark bulunmamış. Yalnız demonstre ettikleri hastaların fotoğraflarını hani şey hasta diyorum vertebraların fotoğraflarını baktığımda tek taraftan yapılan girişimin yine orta hattı aştığı görülmekte. Onun dışında bir tane meta analiz yine böyle daha yakın zamanlardan olsun diye değerlendirdim 2019'dan. Tek taraflıyı çift taraflıya kıyasla önermekteler. Ameliyat süresini kısalttığını belirtmişler. Kaçak oranını azalttığını belirtmişler. Sement volümünü de azalttığını belirtmişler. Sement volümüne yine soru işareti koyuyorum. Vertebral korpus yüksekliği restorasyonunda ve VAS skorlarında belirli bir fark saptanmamış. Şimdi iki tane bir vaka sunacağım sanırım bu başlık altında. İlki şu şekilde. Yine Katip Çelebi'den bir vaka. Hasta ağrılı, vertebroplasti kararı veriliyor. Çok da güzel tek taraflı soldan girişim yapılmış. Vaka ilerlerken skopi cihazı arızalanıyor. Skopi
cihazının arızalanmasından mütevellit arkadaşımız semente enjeksiyonunu durduruyor ve vakayı sonlandırıyor. Burada önemli olan basamak tabii göremediğimiz, skop ile takip edemediğimiz enjeksiyonu kaçak açısından yapmamamız gerekiyor. Daha sonra Kamil hocamız ikinci bir seansı alıyor hastayı. Ve kifoplasti revizyonu diye geçiyormuş bu da literatürde. Diğer taraftan tekrar işlem yapılıyor ve oldukça efektif bir sonucu ulaşılıyor. Diğer bir vaka preop görüntüleri L3 fraktürü özellikle sagittal ve koroner görüntülerini hafızanızda tutmanızı rica ediyorum. Daha sonra tek taraflı bir girişim yapılıyor. Aslında oldukça güzel volümde bir sement enjekte ediliyor. Ameliyat notuna 6 cc olarak not düşülmüş. Teorik olarak bakıldığında orta hattı da geçiyor. Doldurulan sement. Bu postop BTS. Daha sonra postop BTS'nin şu çizgiden göreceğiniz üzere biraz sol ağırlıklı bir sagittal görüntüsü. Bu da dolmayan tarafın sağ ağırlıklı sagittal görüntüsü. Şurada bir hava boşluğunu ve korpusun içinin biraz boş olduğunu görebilirsiniz. Sonraki takibinde, şu şekilde de koroner görüntüsünü göstermek isterim. Sonraki takiplerinde 10. ay kontrolünde hastanın sementle doldurulmayan diğer tarafının çökmeye devam ettiği görünmekte. Bu güncel bir vaka. Şu an bildiğim kadarıyla veselplasti planlıyor Kamil hocamız. Buradaki önemli püf noktası bu vaka üzerinden. Evet, unilateral girişimle bilateral girişim arasında teorik olarak fark yok. Ancak bazı durumlarda bilateral girişim yapmak zorundayız. Bu vaka gibi vertebra korpusunun içerisi boşsa, destekleyecek bir kemik dokusu yoksa genelde bu boşluğu doldurmak açısından çift taraflı girişim tercih edilebilir. Tek taraflı girişimin bir handikapı da şu, tek taraflı girişimde orta hattı geçmesini istiyoruz enjekte edeceğimiz sementin. Bu da biraz işlemi yapan kişide kanülü oldukça fazla orta hatta doğru yönlendirme içgüdüsü de teknik olarak da öyle yapmak gerekiyor, oluşturuyor. Ancak eğer ki pedikülün medial duvarı hasarlanırsa, bu geçiş sırasında kırılırsa, kanal kaçakları, spinal kanal içerisinde kaçaklar artabiliyor. Bu konuda bu püf noktasına dikkat etmek lazım. Sement volümüne gelince en hoşlandığım ve güncel çalışmalardan biri bir oldu. 2021 yılında World Neurosurgery'de yayınlanmış. Oldukça fazla bir hasta volümünde osteoporotik yaşlı hasta grubunda değerlendirmişler. Torakal 12 L1 ve L2 fraktürlerini çalışmaya dahil etmişler. Toplam 107 hastada. Hastaları 6 gruba ayırmışlar. Grupların özellikleri şu: düşük viskositeli sement ve yüksek viskositeli sement olarak önce iki ana gruba ayırmışlar. Daha sonra bunların her ikisinde de alt grup olarak 2-4 milimetre, 4-6 mililitre ve 6-8 mililitre sement enjeksiyonu yapmışlar. Sonuç şöyle: düşük viskositeli grupta sement kaçağı açısından sadece düşük viskoziteli olup da 6-8 mililitre enjekte edilen grupta kaçak açısından istatistiksel olarak anlamlı fark çıkmış. Vertebra korpus yüksekliğinin restorasyonu açısından da 2-4 mililitre grubu ile diğer gruplar, yani 4'ten fazla olan gruplar arasında istatistiksel fark çıkmış. 4-6 ile 6-8 arasında bir fark çıkmamış.
Viskozite açısından da vertebra korpus yüksekliğini restore etme açısından bir fark çıkmamış. Özetle 4 mililitreden fazla sement verirsek hastaların klinik göstergelerinde iyileşme oluyor. Ağrı azalıyor. Yükseklik restorasyonunda elde ediyoruz. Ancak şurada tabloda, ay yere gittim. Tabloda görüleceği üzere 6-8 mililitre verilen grupta %98 %100 restorasyon oranına ulaşmışlar. 6-8 mililitre radyolojik göstergeleri oldukça iyi iyileştiriyor. Ancak 6 mililitreden fazla sement enjeksiyonu yaptığımızda ve düşük viskozitede sement kullanmışsak eğer kaçak olasılığımız artıyor. Yüksek viskozitede sementte ise hani sement volümünü arttırmanın kaçakta anlamlı bir farkı ortaya çıkmamış. Buradan da sement kaçaklarına gelmek istiyorum. Sement kaçakları oranı şu. Aslında özetle şöyle diyebilirim. Bir kifoplasti, vertebroplasti yapıyorsak hastaların yarısında sement kaçağı olacak gibi bir şey var. Çünkü gerçekten çalışmalarda sement kaçağı oranı çok yüksek. Örneğin bu çalışmada 485 hastada bakmışlar. Sement kaçağı oranı %58. Peki sement kaçağı derken neyden bahsediyoruz? 5 bölgeye sement kaçabilir. Bu korteks sınırını 1 milimetreden fazla aştıysa biz bunu kaçak olarak kabul ediyoruz. Nerelere kaçabilir? Epidural bölgeye, kanala, intervertebral disk mesafesine, korpus dışına, intravasküler alana veya intrapediküler alana kaçabilir. Tabii intrapediküler alanı bazı yayınlar kaçak yeri olarak kabul etmiş, bazıları kabul etmemiş. Pediküler alanın kaçak olarak kabul edilmesinin bir önemi aslında eğer ki girişim sırasında medial duvara hasar verdiysek kanülü geri çekerken kanal içerisine kaçak olasılığını da beraberinde getirmiş olması açısından bence yine de bu pediküler kaçaklar önemli. Bunun dışında epidural kaçaklara birkaç tane örnek vereceğim. İntervertebral disk mesafesi kaçaklarında önemli sorun şu. Osteoporotik hastalar söz konusuysa eğer bu disk mesafesindeki kaçaklar bir üstteki ya da işte alttaki vertebrada komşu segment kırıklarına sebep olabilir denmekte. Bazı çalışmalarda ağrıya bir katkısı olmuş, bazı çalışmalarda ağrı oluşturmamış. Korpus dışına kaçaklarda aslında korkulacak ne olabilir diye düşündüğümde ya çok değişik şekilde medusa saçları gibi kaçaklar gördüm günlük pratiğimde. Hatta bir tanesi gidip böyle aorta hafifçe ittirmişti. Ama çok bir şey yaşamadık hastaların takibiyle ilgili. İntravasküler kaçaklar aslında en korkulan, en ölümcül kaçaklar şeklinde kodlanmış. Böyle çok uzun, çok büyük vaka serilerinde de bir numunelik pulmoner embolüden bahsediliyor. Benim bildiğim kadarıyla Katip Çelebi serisinde görmedik. Eğer Kamil abi yanlışım varsa düzeltsin. Kastamonu'da da çok şükür başıma gelmedi. Sadece hatırladığım bu sunumdan sonra Ertan abi hatırlıyorsa eğer onu soracağım. 5 seviye kifoplasti yaptığımız bir hasta vardı. İntrakardiyak bir kaçak olmuştu vasküler yolla. O hastada da kısa süreli kleksan başlanmıştı ama hani bir soruna sebep olmadı hastada. Şimdi devam edecek olursak yine başka bir vaka serisi 76 hastalık. Başlığı çok hoşuma gitti. Sement kaçaklarından korkmalı mıyız? 76 hastada %50'sinde kaçak olmuş hastaların hiçbirinde klinik bir semptoma sebep olmamış. Başka bir vaka The Spine Journal'da 2011 yılından 130 hastada bakmışlar. %75'inde
Sement kaçağı olmuş hastaların risk faktörü belirlemek için bakmışlar. O yüzden hastaların sonuçlarını pek göremedim. Ama üzerinde durdukları iki risk faktörü olmuş. Bir tanesi düşük viskozite, diğeri kırık gradinin artması. Sement kaçağı ile ilgili üç tane örnek vereceğim literatürden. Bir tanesi 85 yaşında bir kadın hasta şiddetli 3 günlük bel ağrısıyla geliyor. D3 ve L1 fraktürü var. İlk önce konservatif tedavi öneriliyor. Hasta evine gidiyor, duramıyor. 10 gün sonra geri geliyor. Vertebroplastik kararı veriliyor. L3'te bir problem yok ama L1'de hem epidural mesafeye, spinal kanala, laminaların yani böyle 360 derece dönmüş duranın etrafını, onun dışında pedikülün medial yüzerine, intrapediküler alana, mümkün olan bütün şeylere kaçak olmuş. Hatta foraminal boşluklara, rutları da takip etmiş. Kaçak sırasında hastanın şiddetli bir bel ağrısı olmuş vaka sırasında. Kısa sürede gerilemiş. Sonra takip kararı vermişler. Birkaç gün serviste takip etmişler. Herhangi bir defisite olmamış. Prop durumuna göre ağrısı azalmış. Taburcu etmişler. Sonra hasta 6. ay kontrolüne gelmiş. Herhangi bir defisiti yok. Zaten prop da Walker'la mobilize oluyormuş. Walker'la mobilize olmaya devam etmiş. Belirgin bir ağrısı da olmamış. Özellikle şu foraminal kaçaklara istinaden. Başka bir vaka L2 patolojik fraktür. İşlem sırasında hem intradiskal alana hem de epidural mesafeye oldukça fazla bir kaçak olmuş. Benim burada anladığım kadarıyla vaka vessel kifoplasti şeklinde planlanmış. Ama bu vessel kifoplastinin torbasını kırarken, filesini kırarken sanırım ayırırken bir kaçak meydana geliyor. Durmalarına rağmen bu epidural mesafedeki kaçak artmaya devam ediyor. Enjeksiyonu durdurmalarına rağmen. Ancak hasta da ağrı ya da nörolojik herhangi bir semptom olmaması sebebiyle ek bir girişim planlanmamış. Postop BT'si de bu. Hatta şurada küçük bir laminektomi sahası mı var acaba diye ben metni tekrar okudum. Herhangi bir cerrahi planlanmamış. Hastanın ne kadar süreyi de hatırlamıyorum. 6 ay ya da 1 yıllık kontrollerinde de bir sıkıntısı olmamış. Başka bir vaka, bu vakada da vaka sırasında, bu vaka genel anesteziyle yapılmış. Vaka sırasında epidural mesafeye kaçak oluyor. Kanalı oldukça daraltıyor. Aynı seansta, aynı anestezi altındayken endoskopik olarak bu sementi çıkarmaya karar veriyorlar. Transforaminal giriliyor. Kökler rahatlatılıyor. Epidural mesafe temizleniyor. Şöyle rutları da göstermişler. Şu sement fragmanları çıkartılıyor. Ben rutinimde endoskopik girişim yapmadığım için teknik ayrıntılarını sizlere çok fazla anlatamayacağım. Kırık riskini azaltmanın ipuçları neler? Burada yayınlarda özellikle üzerine durulan, aslında teknikte de anlatılan şey uygulayacağımız sementin viskozitesi. Eğer çok cıvık enjeksiyonu yaparsak her yere kaçma olasılığı var. Ancak tabii bu viskoziteyi sınıflandırma ya da böyle objektif bir sayısal veriyle tarif etmek çok mümkün değil. Genelde diş macunu kıvamı gibi anlatılıyor yayınlarda. Kamil hocamın deyimiyle filerin ucundan çıkarken kıvrılmaya başlıyorsa salyangoz gibi o kıvam doğru kıvamdır.
Şimdi bu materyallerin hani böyle şeylerin üzerinde düşük viskoziteli ya da yüksek viskoziteli yazmıyor. Ya da bunu ayarlamanın tarifi çok fazla yok. Önemli olan kullandığınız çimentonun yüksek viskozite kıvamındayken donmadan uzun süre kalabilmesi, işlem yapmamıza izin vermesi. Onun dışında da skopi kontrollü enjeksiyon. Belki bir sonraki vakada anlatacağım. Kanülün ucunu nereye yerleştirmemiz gerektiği kırık şekline göre iyi planlanmalı. A2 kırıklarında kifoplasti yapılabilir mi? Literatürde buna yönelik bir sürü vaka var. Hatta buna yönelik ekstradan geliştirilmiş aletler var. Birazdan göstereceğim. Teorik olarak bu split olan parçaları birbirinden 2 milimetreden daha fazla uzaklaşmadıysa bunları nasıl bir amiyane tabirle kifoplast ile yapıştırmak, yani çimento ile yapıştırmak mümkün. Bir de bir device geliştirmişler bununla ilgili. Okurken benim de aklıma çok yattı. Keşke olsa kullansak dedim. Stent Screw Assisted internal fiksasyon demişler. Kanüllü çimento gönderebileceğiniz bir vida. Bunu önce öndeki kırık parçaya gönderiyorsunuz. Sonra bu içinde zaten delikleri var. Çimento zerk ediyorsunuz. Hem öndeki parçayı dolduruyor, hem aradaki boşluğu dolduruyor. Bu şekilde vertebrayı kendi içinde aslında stabilize etmiş oluyoruz. Segmental füzyon yapmadan. Gelelim A3 ve A4 kırıklarına ya da kanal basılığı diyebileceğimiz kemik fragmanın kanala retropulsi olduğu durumlara. Bence en çok tartışılan ya da en çok yapılmaz denen grup bu grup. Burada kendi bir vakamı soracağım. Bu hasta 47 yaşında, bir ay önce düşmüş. Burası kırsal bir alan. Bu hasta normalde radyoloji teknisyeni, hastanemizde çalışıyor. Kırsal bir alan, köyde düşmüş, önemsememiş, şey yapmış, ağrıları giderek artmaya başlamış. Çok ağrılı bir şekilde bana geldi. Tomografisini çektik, düşme öyküsü olduğu için. Torakal 8'de kanal basılı, yani ben 3 olarak değerlendirdim. Alt end plate sağlam gibi düşünmüştüm. 3 ya da 4 alt end plate'de de sanki küçük bir kırık var. Tip 3 ya da 4 fraktürü. Kanal basısı da fena değil. Seviye yüksek olduğu için söylüyorum. Bu hasta ilk geldiğinde tanıdığım da bir hasta. Enstrümantasyon yapmak istemedim. Böyle kemik mineral yoğunluğu da çok iyi gelmedi bana. Sanki yaşı genç olmasına, erkek olmasına rağmen osteoporotik gibi hasta. Kamil Hoca'yı aradım. Dedim ki defisti yok. Bu hastaya kifoplasti yapsak bu kanal basısı, bu retropulse kemik benim başıma bela olur mu? Güzel bir teknik anlattı bana. Bir cesaretlendim. Yapmaya karar verdim. Hastaya da anlattım ama dedim bu kemik parça geriye doğru gelirse hemen açık ameliyata döneceğiz. Bu şekilde onamını aldım vakadan önce. Şöyle kabaca PROP DTS'nin kanal basısı durumunu göstermek isterim. Daha sonra bir cesaret girdik vakaya. Postop PT'si benim açımdan yeterli memnuniyeti sağladı. Hatta kanal basısı sanki biraz azalır gibi oldu. Çok mutlu oldum. Hasta da çok mutluydu. Teknik olarak şunu söyleyebilirim. Kamil abiyle o gün konuştuğumuz şey şuydu. Selin, mümkün olduğu kadar anterior'a git. Allah, çok hızlı gittim. Mümkün olduğu kadar anterior'a gönder. Önce önden şişirmeye çalış. Eğer ki defisit olmadığı için zaten posterior longitudinal ligamanın sağlam olduğunu kabul ettik. Eğer dedik biz bunu önden şişirebilip korpus yüksekliğini arttırabilirsek bu yükseklik restorasyonuna bağlı sağlam olan posterior longitudinal ligaman da kırık parçayı içeri doğru itecektir diye düşündük. Tabii bunun aksi bir ihtimal de mevcut.
içime zerk ettiğimiz çimento kemik fragmanı kanala doğru da retropulse edebilir, ihtimali de mevcuttu. Vaka sorunsuz geçti. Yani daha yükseltilebilir miydi? Belki restorasyon daha iyi yapılabilirdi. Bu şekilde oldu. Daha sonra 6. ay kontrolünde çok güzel bir sürprizle karşılaştık. Hasta ağrısız, mobilize, retropulse fragman içeri doğru girmiş. Kanal basısı azalmış. 1. yıl kontrolü de yani neredeyse kanalda hiç kanal korteksi full sağlam gözüküyor. Şu şekilde videosunu da göstereyim. Üç kağıt yapmadığını göstermek açısından. Bir başka vakada Kamil Hocam'dan L1 fraktürü. Bu sol üstteki pedikül hizasından geçen L1'in aksiyel görüntüsü. Sağ üstteki L1'in alt end plate'e doğru aksiyel görüntüsü PROP. C'deki ise hemen yeni çekilmiş postop BTS. Sağ alttaki ise yanlış hatırlamıyorsam 10 aylık kontrolündeki postop BTS. Yine kanal remodelingi gerçekleşmiş. Şimdi diğer bir sıkıntılı durum ise vertebra plana. Yani öyle bir kırık var ki vertebra korpusu kağıt gibi olmuş. Mesela şimdi Kastamonu'da kendi özellikle işte vertebra plastiği yapıldığını duyan bir hasta grubu bir de şansımızı burada değerlendirelim deyip geliyorlar. Bazen böyle görüyorum, cesaret edemiyorum. Bu vaka Kamil Hocam'ın yine. Oldukça fazla kanal basılı, defisti yok hastanın. L1 fraktürü, junctional bölgede kanal basısı var ve kağıt gibi. Ne yapılması planlanır? Yani genel olarak ben cesaret edemezdim. Muhtemelen stabilizasyon yapardım ki büyük bir girişim olurdu. Kamil Hocam bilateral kifoplasti planlamış. Postop PTS de şu şekilde vertebra korpus yüksekliği oldukça fazla restore olmuş. Kanal basısı milimetrik de olsa biraz azalmış. Muhtemelen süre içerisinde bir remodeling olacak. Şu şekilde koronelden de karşılaştırmalı göstereyim. Şimdi bunun teknik ayrıntısına gelirsek giriş kanülü dirillemesini görüyoruz. Kanülün ilerletilmiş hali. En alt uca kadar ilerletmiş Kamil Hocam. Daha sonra bilateral balonları şişirmiş. Buradaki teknik ayrıntı şu. Prop BTS'ine gelebilirsek. Şimdi evet lateralden bakıldığında böyle hiç kemik yok. Buradan nasıl kanülü geçireceğim gibi düşünülüyor. Ama koronal kesitte bakarsak lateral bölgelerde biraz kemik hacmi var. Bunu kullanarak bilateral gidişimde kanülleri daha dik göndererek şu alanda kalmayı başararak kanülleri gönderirsek ve balonu bu alanlardan şişirmeye başlarsak endplate yavaş yavaş orta hatta doğru kalkmaya başlıyor. Bu vakayı gördükten sonra ilk fırsatta gelirse ben de denemek istiyorum. Pardon, MacBook alışamadığım için bir slaytlar ileri geri gitti. Çok seviye fraktürlere geldiğimizde ne kadar arttırabiliriz bunu sorusu var. İki soru. Bir seansta ne kadar yapabilirim? İkincisi bu hastanın atıyorum daha önce 3 seviye kifoplastisi var zaten üstteki de kırılmış. Kaç kat çıkacağız? Hasta bu kadar çimentolu seviyeden mutlu olacak mı? Vaz skorları nasıl olacak? Bir vaka serisi var. Çoklu seviyeyi 3 seviyeden fazla kabul etmişler. 5 yıl boyunca vaka toplamışlar. 60-85 yaş arasındaki osteoporotik fraktürleri baz almışlar. 3 seviyeden fazla 40 hasta toplamışlar. Ve
Bir yıllık VAS skorları oldukça ortalaması oldukça iyi bir şekilde düşmüş. Preoperatif 8.2'den bir yıl postoperatif takiplerinde 2.2'ye kadar gerilemiş hastaların. Başka bir vaka serisinde, pardon, evet, vaka serisinde John Loughner Surgery Spine 2018 yılında yayınlanmış. 19 hasta 22 ile 95 yaş arasında. Burada özellikle altına çizdikleri şey şu. Artmış seviyenin çoklu seviyenin riskleri arttırmıyor. İkincisi, hatta belki çok operasyonlu operasyon riskini de düşürmüş olabilir şeklinde önerileri var. Bu arada hani kesin tek seansta ne kadar yapılabilir sorusunun cevabı da şu. Literatürde şunu gördüm. En fazla 4 seviye yapılmış. 4 artı 4 olarak 8 seviye yapılmış bir vaka sunacağım birazdan. Bizim 5 seviyelik bir tecrübemiz var Erten abiyle. Onu biliyorum. Kesin şu seviye gibi bir rakam literatürde yok ama bildiğim kadarıyla süt ödemesi 4 ya da 5 seviyeye kadar tek seansta. Çok seviyede şöyle bir sıkıntı var. Benim kendi tecrübelerimden size aktarabileceğim. Mesela atıyorum 5 seviye yapacaksınız. 5 tane paket çimento açmayacaksınız bu hastaya. Bir mesela atıyorum işte her seviyeye 6 cc ya da 4 cc koltuk dolduracağım deseniz 5 seviyede 20 cc çimentoya ihtiyacınız var. Aslında normalde bir paket 20 cc'lik ya da 15 cc'lik iki paket yeterli oluyor. Ancak tabii bu 5 seviyeyi doldurma süresini de katarsak eğer işin içine bazen bu daha fazla paket harcamamak için viskositeyi daha cıvık kıvamda uygulayıp komplikasyonları açık hale getirebiliyoruz içgüdüsel olarak sanırım. Tabii bununla ilgili yapılmış bir çalışma var mı? O kısmını bilmiyorum. Pediatrik popülasyona gelince patolojik vertebra fraktürlerinde yapılmış vakalar var. Örneğin bir tane çoklu seviye olduğu için bunu göstermek istedim. 13 yaşında erkek hasta, özellikle bir sendrom var. Uzamış steroid kullanımına bağlı multiple seviye torakolomber fraktürleri gelişiyor. Geliş şikayeti şiddetli sırt ve bel ağrısı. Hatta bu fraktürlere sekonder biraz kifomitik deformitesi de var. 4 artı 4 2 seansta toplam 8 seviye kifoplasti yapılıyor. Yazıda kifotik deformitesinin de kısmen düzeldiği belirtilmiş ama şimdi röntgenlerin çekim şeyine bakılırsa birisi skolyoz grafisi gibi çekilmiş. Güzel kolları uzatmış hasta. Ama diğerinde tabii ağrıya sekonder de kendini hareket ettirmemiş olabilir. Diğerinde kollarını uzatmamış. O da biraz kifotik görünümüne katkı sağlamış olabilir diye bir eleştiri yapayım. Onun dışında travmatik fraktürlerde pediatrik hasta deneyimi var mı diye soracak olursanız 2019 World Neuro Surgery'de yayınlanmış 13 yaşında erkek hasta snowboard kazası, şiddetli bel ağrısı, L2 burst fraktürü, önce çocuk diye brace'le takip kararı verilmiş. Ancak çocuk zapt edilemez ağrısı sebebiyle çoklu geri gelişi olmuş. Kifoplasti kararı verilmiş. Kifoplastide bilateral teknik tercih edilmiş. Oldukça güzel vertebra korpusu doldurulmuş. İkinci yıl kontrolünde de belirgin bir kifotik artış olmamış. Vertebra korpusu yüksekliğini korumuş. Ağrısız, defsizsiz hayatına devam ediyor. Genç erişkinden kastım şu, osteoporotik olmayan travmaya sekonder fraktürler. Genel kanı yapılması yönünde aslında.
Bazı vaka serileri var. 2009'da örneğin bir vaka serisinden önerilerini yazmak istedim. Şimdi gençlerde ağrı tolerasyonu biraz daha az oluyor. Bir kere hızlı bir şekilde ağrıyı azaltıyorsunuz. Hasta erişkin, ekonomik olarak üretken, hareketli bir çağda. Dolayısıyla hastayı daha çabuk hareketlendiriyorsunuz. Günlük hayatına daha çabuk döndürüyorsunuz. Bunun bir cost efektivitesi var. Onun dışında güvenli işlem olarak. Hatta bu işlem evet uygundur dedikten sonra o slide'ı koymayı unuttum. Başka bir yazıda şu belirtilmiş. Evet güvenli hatta vertebroplasti uygun diyorsak erken dönemde bekletmeden yapılmalı. Bazı gruplar ilk 15 gün içerisinde akut kırıkta önermişler. Daha efektif oluyor. Genel kanı çoğu yayında ilk hafta içinde vertebroplasti yapılmasını öneriyor. Yine başka bir guideline'dan, konsensustan. Özel durumlara gelecek olursak, bu benim çok sevdiğim bir hasta. Ankilozan spondilitli, 80 yaşlarında ciddi bir kifotik deformitesi var. Hasta çok ağrılı ama defisiti yok. Tekerlekli sandalyeyle iki büklüm geldi. Yani şimdi hasta çok yaşlı. Bu derece kifotik bir şeyde enstrümantasyon tecrübem yok. Keza vidaları tutturmak için uzun segment yapmam gerekecek. Hasta kaldıracak mı, kaldırmayacak mı emin değilim. Böyle bir kırığı vardı. Çok ağrılıydı. Kifoplasti yapmak istedim. Daha doldurulabilirdi, belki daha yükseltilebilirdi ama vaka sırasında bu şekilde sonlandırmaya karar vermişim. Hatırlamıyorum şimdi tansiyon vesaire şu bu. Hastayı vakaya aldık, getirdik, yatırdık. Zaten genel anestezi entübasyonu çok riskli olacağından dolayı anestezi sedasyon, çok hafif bir sedasyon artı erektor spina, paraspinal kas bloğu yapmayı tercih etti. Çok azıcık bir sedasyon verip hastayı çok ağrılı olduğu için sedasyon veremeden yüzüstü çeviremedik. Biraz sedasyon verdik. Sonra yüzüstü çevirmeye kalktık. Amca bir V harfi gibi. Bir türlü yatağı düzeltemedik. Ne yapsak ne etsek. Lateral yapsam diye düşündüm. Zaten çok güvenemedim kendime. Sonra bir yol bulduk. Amcanın boşluklarını yastıklarla doldurduk. Amcayı V şeklinde prone yatırmayı başardık. Yatıramasaydık lateral yapacaktık. Amca dediğim gibi çeviremediğimiz amca postop ertesi günü bu şekilde yürüyerek evine gitti. Dediğim gibi prone pozisyonda yatıramasaydık alternatifi lateral dekübit pozisyonu. Lateral pozisyon daha doğrusu dekübiti çok bir şey yapamayacağım. Anestezi konusuna gelecek olursak bir sürü şey var. Karşılaştırılmış yayınlar var. Genel anesteziyi savunanlar var. İşte kaslar daha relaks olduğu için balonla vertebra korpus yüksekliğini restore etmek daha kolay oluyor, daha efektif diyenler var. Ben sedasyonu tercih ediyorum çünkü işlem sırasında hastanın ağrısını, motor muayenesini görmek istiyorum. Bana bir güvence sağlıyor. Ayrıca hani sedasyonla yapılabilecek bir işlem hastaya ekstradan gelen anestezi riskine vermek istemem. Lokal anesteziyle de yapılabilir mi? Pekala yapılabilir. Hastanın biraz da ağrı eşiği iyiyse ve kooperasyonu tamsa. Bunun dışında yeni gündeme gelen yeni yayınlar var. Erektor spina plan bloğuyla kifoplasti, vertebroplasti işlemleri. Bunu ultrason eşliğinde anestezi yapıyor.
Daha çok aslında spinal cerrahide gündeme gelmesi açık spinal cerrahilerde postoperatif ağrı palyasyonunu sağlamak için spinal cerrahiye girmiş. Ancak şu an kifoplasti, vertebroplasti işlemlerinde hani anestezi vermeden sadece lokal anestezi ve elektrospinal plan bloğuyla işlemler öneriliyor. Biz de denedik. Güzel oluyor. Hastanın postoperatif giriş yeri ağrısı bile olmuyor saatlerce. Son bonusu da Kamil Hoca'nın sorduğu sorulardan biriydi. Perküten kifoplasti yapabileceğimiz en nostal seviye torakolomberde hangisi? Kifo'nun grubunun konsensusuna, önerisine göre T5. Benim tecrübem T6. Üzerini pek fazla göremiyorum skopide. Yani özetle skopide ilerleyebileceğimiz, görebileceğimiz seviye, yapabileceğimiz en nostal seviye. Ama bunun dışında sadece buralara mı yapılıyor? Geçen vertebroplasti sunumunu izlediğimiz İtalya'dan bir hoca vardı. Adını unuttum Kamil Hocam yine şimdi. Marsia, Stefano Marsia. Ne varsa ilk iki slaytımı da onun sunumundan ödünç almıştım diyelim, araklamıştım demeyelim. Anteriyordan servikal bölgeye kifoplasti, vertebroplasti örnekleri sunmuştu bize. Torakolomberde şimdilik benim bildiğim kadarıyla T5. Teşekkür ediyorum. Ertan, sesini kapatmışsın. Açıyorum. Tamam. Açabilirsin. Şeyin çok güzel bir sunum. Gerçekten çok güzel toplamışsın her şeyi de. Ellerine sağlık. Yaptığın vakalar da gerçekten çok güzel. Yani zaten Türkiye'de bilmiyorum bizden daha fazla yapan bir klinik var mı? Ben sanmıyorum bunu. Kamil abi de sanmıyordur sanıyorum. Şimdi burada benim sana tek bir şeyim var. Antibiyotik konusu herhalde önemli. Yani Evet. antibiyotik perop veriyoruz değil mi? Bir doz en azından. Ve CRP yüksekse ben yapmıyorum. Kimsenin de yaptığını düşünmüyorum. Malpraksise girer sonuçta. Yani araştırmak lazım. Osteomiyelit mi hasta? Başka yerden herhangi bir kaynak var mı? Evet. Evet. Bir de lokal yapılıyor. Ben yaptım. Biraz hastalar sıkıntı yaşıyorlar. Ama çok çok yüksek riski olan hastalarda ben lokal yaptım. Sadece cilt anestezisiyle fena olmadı. Yaptığın vakalar gerçekten çok güzel. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Ne kadar kifoz olursa olsun Kamil abinin endikasyonu bana göre de kat kat geniş. Hani ben bu kadar kifozda bir tek baktığım şey arka elemanlar kırık mı? Arka elemanlar kırıksa zaten direkt enstrümante ediyorum. Evet. Yani onun dışında vakaların hepsi çok eğitici, öğretici vakalar, uç vakalardı diyeyim. Ertan Hocam şeyi hatırlıyor musunuz? Bir Kardiyak mı? kardiyak kaça Onu hatırlıyorum ben. Toraksı sanıyorum. Kalbe kadar gitti mi bilmiyorum da toraksta ben gördüm onu. bir sıkıntı olmadı Nasıl ama. oldu? Yok hayır, taburcu oldu. Kontrollere geldi. Hiçbir sıkıntı olmadı. Nasıl olduğunu da anlamış değilim. Viskozitesi de çok şey değildi. Sulu kıvamda değildi. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum Ben onu hani. şeyi bağlamıştım onu. O hasta sanırım 5 seviyedi. Benim hatırladığım öyle. Acaba dedim hani küçük küçük intravasküler kaçaklar hep oluyor ama aslında görmüyoruz muhtemelen. Acaba 5 seviye olunca ya da ne bileyim onun tek seansta bir volüm sınırı var mıdır acaba? O küçük küçükler birleşip mi pulmoner emboli ya da işte kardiyak kaçaklara sebep oluyor diye düşünmüştüm o zaman. Bilemiyorum ama hasta iyiydi dediğin gibi. Taburcu kontrollere de geldi. Sorunu yoktu hastanın. Kamil abi ben geçeyim istersen Geç. şeylere. CHP'ye el kaldırdı da bizim format olarak soruları bitireceğiz Cüneyt Hocam. Evet. Ondan sonra şey yapacağız. İlk önce soru cevapları bitirelim. Kliniğimiz asistanlarından Nurullah Kösmen'e. Çok güzel bir sunum. Teşekkür ederim. Kamil abiyle çalışmamızda bir hastada
üst disk mesafesine kaçan sement materyalinin yaklaşık 10 sene sonraki görüntülemelerinde üst korpusta erimeye sebep olduğunu görmüştük. İncelediğiniz Evet. makalelerde bu durumdan hiç bahsedilmiş mi? Evet. Teşekkür ederim. Evet, Ramazan en çok yani iki Nurullah. Hı. Nurullah. pardon Nurullah iki mevzu var komşu segmentle ilgili. Birincisi osteoporotik hastada fraktür olan segmente normal hastanın kendi osteoporoz yumuşaklığından belki daha fazla sert bir şekilde doldurduğumuzda komşu segmenti kırabiliyor. Bunun için bazı yayınlarda komşu segmente profilaktik olarak da yapılsın az biraz. Yani işte atıyorum 4-6 cc ile kırık olanı doldurduysanız 2 cc de üst segmente verin şeklinde öneriler var. Yaptım mı yapmadım. Siz yaptınız mı bilmiyorum Ertan abi şeyi. Komşu segment profilaksisi pek yapmıyoruz günlük. Hayır, ben de yapmadım şimdiye kadar senin. Hiç Şimdi yapmadım. ikincisi de intradiskal kaçaklar. Şimdi mesela ben onları şey olarak düşünüyorum. Çoğusu bende de oluyor. Hani şimor nodülü gibi kabul ediyorum bazılarını. Ama hasta çok osteoporotikse evet fraktüre de sebep olabilir. Gördüm mü görmedim ama çok yayın var bununla ilgili. Senin bugün bir hasta geldi dediğin gibi şvorf nodülleri var. Aynı kemik L4-5'te. 4'te de kırık var. İnce bir hat. Hatta Davut bugün Ertan, kim vardı bilmiyorum. Gördü. sorulara geçelim. Karşılıklı konuşmalar değil de Tamam. sorulara geçelim. Lütfen. Edwin Vasbi Bulgaristan'dan. Sevgili Selin, çok yaşlı hastalarda 70-75 yaşında enstrüman ilave yapıyor musunuz? Proksimal kifoz olduysa. Üst Hayır. kırık seviyelerde vertebroplasti yapılabilir mi? Ağrı kontrolü için ne düşünüyorsun? Şimdi Tensional şöyle. kifoz olduysa diyor Ertan, tam okumadın şeyi. Ben araya gireyim. Enstrüman sonrası proximal junctional kifoz olduysa üst kritik seviyelerde vertebral olduktan sonra demek istiyorsun Edwin. Yani stabilizasyon yapıldı. Komşu segment kırığı mı? Kırık değil, kifoz olduysa. Kırık da Hı, tamam. düşünebilirsin. Yani kırık gibi düşünebilirsin. Komşu segmentte üst seviyede kifoz olduysa, junctional kifoz olduysa yapıyor musun? Yapılabilir mi diye soruyor. Soru bu. Şimdi şöyle sadece vertebroplasti gibi sormuş anladığım kadarıyla. Enstrüman var, junctional kifoz oldu. Üst seviyeye ağrı palyasyonu için sadece vertebroplasti. Eğer şu şekilde çok yaptık. Üst segmente uzatacağız vidaları ama kemik kalitesinin çok güçlü olduğunu düşünmüyoruz. O zaman vidaları koymadan önce sement koyup vidaları onun üzerine koyabiliyoruz. Vidaları sağlamlaştırmak amacıyla. Ama sadece tek başına vertebroplasti açıkçası yapmadım. Şimdi böyle bir film üzerinden tartışsak muhtemelen daha kolay bir yorum yaparım. Bu soruyu Selin, istersen Edwin'in sesini açalım. Edwin kendisi tarif etsin ama soru esasında basit. Bir stabilizasyon yapıyorsun. Diyelim ki torakal 10 ile 53 arasına vida koydun. Edwin diyor ki torakal 9-10'da bir kifoz oluştu disk dejenerasyonu sonucu veya torakal 9'daki bir kırık ya da ezilme nedeniyle kifoz oluştu. Değil mi Edwin? Eğer Evet, başka bir şey varsa. teknede Şimdi dokuzda şöyle metanik bir dakika mesela oldu. evet, Buyur, evet. buyurun. Hasta çok ileri yaşta yani açık ameliyata istemiyor hasta. Ağrı kontrolü için vertebroplasti sence yapılabilir mi? Yapılmalı mı? Mesela MR çektik. MR'da sitir parlaması var. Ya da o seviyede junctional osteoporotik fraktür gelişti. Yaparım tek başına. Eğer hastada çok yaşlıysa ek bir cerrahi kaldırmayacağını düşünüyorsam, ağrının çok azalamayacağını belki söyleyerek ama yine de kısmen azalacağını öngörerek yapabilirim. Ama hani belirgin bir instabilite bulgusu varsa ne bileyim o disk mesafesinde atıyorum vakum fenomeni var, istmuslar litik, o bölgede kanal dar ve hastanın kanal darlığına bağlı
Başka semptomları varsa, sadece aksiyel ağrısı yoksa çok da fazla düşünmeyebilirim. Önerim bu olacak. Ya bir tane Mesela. öyle denedim. Gerçi hani enstrüman komşu segmenti değildi. Hastanın hem osteoporotik fraktürü var, hem de o seviyede kanal darlığı var. Hasta ağrısını tarif edemiyor. Dedim ki bu ağrı muhtemelen akut ağrıya bağlı. Hastaya da öncesinde anlattım. Bak, bacak ağrıların geçmez, kalça ağrıların geçmez. Sadece bu belindeki ağrı azalır diye. Ya bel ağrısı azaldığı için hasta dar kanal kliniğini daha fazla hissetmeye başladı. Ya da gerçekten ilk baştaki tasarım yanlıştı. Ağrının kaynağı aslında dar kanaldı, bilmiyorum. O hastayı memnun edememiştim mesela. Öyle. Teşekkürler Selim. Ertan, Teşekkür efendim. istersen Cüneyt Hoca'nın herhalde dışarıda gözüküyor. Evet. Sohbetleri şeysi, Açalım bahçesi abi. olabilir. Ona Açalım. bir şey yapalım. Açalım abi. Sesini açabilir Cüneyt Hoca. Merhabalar, duyabiliyor musunuz? Ses az Merhabalar. geliyor. Zayıf geliyor derinden hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gözlükten konuşuyorum da ondan dur şimdi. Bunu kapatacağım 2 saniye. Daha iyi duyacaksınız. Tamam. Şimdi nasıl hocam? Çok güzel. Daha iyi. Şimdi nasıl? İyi, Güzel güzel. güzel. Süper. Tamam. Şimdi sevgili Selin, Selin'i ben çok eskiden beridir tanırım. Adam olacak çocuk dediğimi çok defalar hatırlıyorum. Yine gösterdi bu sunumda adam olacak çocuk olduğunu. Ama şimdi bence bu sunum, tabii katıldığım çok nokta var ama katılmadığım çok da nokta var. Bu sunum biraz daha klinik ağırlıklı bir sunum olmuş. Biraz daha hani nörolojik ağırlıklı bir sunum olmuş. Biyomekanik olarak bu sunumda eskiyen bilgiler olduğunu düşünüyorum. Hani bunu neden söylüyorum? Hani 2003'ten beridir vertebroplasti, kifoplasti yapan bir adamım. Hani BT eşliğinde servikal ve torakal vertebroplasti, kifoplasti ilk tanımlayan insanım. O nedenle çok uzun süredir bu işle uğraşıyorum. O yüzden söylüyorum. Şimdi birincisi, polimetil, bence en son söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Polimetil metakrilatla yapılan vertebroplasti ve kipoplasti işlemleri sagittal veya koronal dengeyi düzeltmek veya yüksekliği arttırmak nihai dönemde yüksekliği arttırmak için kullanılacak yöntemler değildir. Bu yöntemler ağrı giderme yöntemleridir. Bunlar biyomekanik yöntemler değildir. Çünkü biliyoruz ki polimetil metakrilatın elastik modülü suyla ister yüksek viskoziteli olsun ister düşük viskoziteli olsun. Polimetil metakrilatın elastik modülü suyla osteoporotik kemiğin hele ankilozan spondilitteki kemiğin veya normal kemiğin elastik modülü arasında çok büyük fark var. Artık dünyada böyle yüksek volümlerde 6 cc 8 cc verilmemeye başlandı. Bunun nedeni de hani burada pek değinilmedi ama komşu segment dejenerasyonu. İzador Lieberman'ın bir senesinde %36 komşu segment kırığı var. %74 komşu segment diskinde dejenerasyon var. Bu nedenle çok fazla CC, yine İzador Lieberman'ın eski bir makalesi 2005'te Spine'da çıkan. Orada da 1,5 cc maksimum şeyin çimentonun PMMA ise eğer işe yaradığını söylüyor. Ağrıyı kesmek açısından. Ve PMMA'nın komşu segmentte oluşturduğu dejenerasyonu engellediğini söylüyor. Şimdi bizim de yeni bir çalışmamız var. Bununla ilgili bir güzel biyomekanik çalışma yapıldı hayvan omurlarında. Çok ayrıntılı olarak değerlendiriyoruz bunu biyomekanik olarak. Journal of Neurosurgery'de şu anda yayım sırası bekliyor. Burada biz bulduk ki volüm 2 cc'nin altında olmamak kaydıyla volüm çok fazla etki etmiyor. İki, kesinlikle bir süre sonra PMMA korpusun içinde, hele osteoporotik kemikte korpusun içinde oynamaya başlıyor. Neden? Çünkü çevrede gerek ısı etkisiyle gerek kimyasal inflamasyon etkisi nedeniyle çevredeki canlı osteoblast ve kondroblastları öldürüyor. Bu nedenle yapışmıyor ve tıngır 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 oynuyor. Hani hamurun içindeki demir bilye gibi.
Bu nedenle fazla CC özellikle geçerli olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sonra bir noktada şu, az CC ile ve mümkün olduğunca vertebraya yaygın olarak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. BT eşliğinde kifoplasti yönteminde distal uç diye bir şey yoktur. Bizim BT eşliğinde yaptığımız posteriordan da anteriordan da C2 vertebra plastiler, kifoplastiler var. Bunları biz geçmiş zamanlarda kongrelerde de sunduk. Sonra ankilozan spondilitte PMMA vertebra plastisi kesinlikle yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. PMMA verilirse de açılır kapanır vidaların içinden PMMA'yı sadece vidanın sıyrılmasını engellemek için kullanılabileceğini düşük CC'de düşünüyorum. Çünkü zaten komşu segmentin çok osteoporotik, kemik mineral kalitesi çok düşük. PMMA'yı ekledik mi o iş iyice de kötüleşiyor. 5 mesafe evet klasik bilgi PMMA'nın 5 mesafe. Peki 5 mesafeden sonrası artık sadece biyomekanik olarak değil, hastanın aşırı duyarlılık reaksiyonu açısından da sıkıntı yaratmaya başlıyor. Ondan sonra artık karaciğer enzimleriyle ilgili sıkıntılar ortaya çıkıyor. Sonra başka en sonda şunu söyleyeyim, çok konuştum. Şu anda biz beta TCP ile yapıyoruz travmada. Vertebroplasti ve kifoplastiği. Beta trikalsiyum fosfatla. Bir ara kalsiyum sülfatla yaptık. Kalsiyum sülfat bazı yan etkileri oldu. Şimdi beta trikalsiyum yapıyoruz. Beta trikalsiyum fosfatla füzyonun yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da şu anda PMMA ile de karıştırılabiliyor. Bu da şu anda yeni bir literatür bilgisi. Bu ilaçla ilgili yurt dışında da yapılmaya başlandı. Yeni bir literatür bilgisi olarak sunuyorum. Çok güzel bir sunum olmuş Selim. Hakikaten çok güzel ve şey bir sunum. Ama biyomekanik kısmı birazcık eksik gibi geldi yani. Ama eline, emeğine sağlık güzel kızım. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz Katkılarınız için. Teşekkür ederiz. Ben Cüneyt Hoca'ya bir soru sormak istiyorum. Ertan müsaade edersen. Yıllar önce bu Spine'e gitmiştim şeyde. Ama tarih 2007 falandı. Orada bu kalsiyum fosfatla yapılan kifoplastilerde şey olmuyordu. Yani biyomekanik olarak direnç sağlamadığı gibi bir süre sonra kalsiyum fosfatın etrafında böyle hale oluşuyor. Sanki şeymiş gibi. Bu Evet. trikalsiyum fosfatta yok mu? Yani Yok. bu Yok daha işte o triye döndürülmesinin yani molekülün triye döndürülmesinin kendi üzerinde kıvrılıyor. Çevrede oluşturduğu alerjik reaksiyonlar ve ısı etkisi azaltıldı. Mesela egzotermik etki PMMA'da 70 derecelerdedir donarken beta trikalsiyum fosfatta egzotermik etki 30-35 derece. Bu çevredeki canlı hücreleri öldürmemesi açısından çok önemli bir amil hocam. yok, kalsiyum fosfatla karşılaştırıldığı zaman. Çok daha başarılı kalsiyum Pardon. fosfata göre. Çünkü kalsiyum fosfat başarılı olmamıştı şeyde. Tabii geliştirilme nedeni de bu. Ben de demin söyledim. Kalsiyum fosfat sülfatla da yaptık zamanında. Ama pek öyle bir başarı sağlayamadık. Daha sonra bu trikalsiyum fosfatı geliştirdik. Ve Türkiye'de üretiliyor. Şu anda ihraç ediliyor yani. Evet. Denemekte fayda var. Mesela devlet hastanelerinde kullanabiliyor muyuz? Selin, ne diyeyim kızım, şu anda tam onu bilmiyorum, atmayayım yani. Tam olarak bilmiyorum ama öğrenirim. Öğrenirim. Tamam. Öğrenirim. Haberleşiriz. Firmalara sormak lazım Teşekkürler. herhalde. Tamam, teşekkür ederiz. Evet, Teşekkürler teşekkürler hocam. hocam. Biz kapatıyorum. Dışarıdan ses geliyor. Ben teşekkür ederim. Edwin'in ikinci bir sorusu var. Sevgili Selin, sence MR, sitir MR hastalarda yapılmalı mı? Semptomatik veya asemptomatik vertebral kırıkları ayırmak için çok vertebral fraktürlü hastalarda özellikle hangilerine vertebroplasti yapılmalıdır? Yani Şöyle stir sekans kemik ödemini gösteriyor. Yani iyileşme aşamasında olmadığını gösteriyor. Pardon, bir yerden ses geliyor. Erten senden mi? Senin de mi? Hayır, benden değil ama. Senin. Şu an yeşil yanıyor Ertan abi de o yüzden diyorum Ertan abi. İlk adım ne yazıyor? Tamam, ben Ertan'ın sesini alayım. Ertan'dan geliyormuş. Kapattı. Devam et. Şimdi şöyle osteoporotik kırıklarda MR'da stir sekans görülmesi öneriliyor. Keza stir parlamayan hastalarda hani o şekilde iyileştiği için zaten
Ağrı palyasyonuna hiçbir etkisi olmuyor. Vertebra korpusunu yükseltmek açısından da bir faydası olmuyor. Şu alternatif var. Bu konuda kafayı ben de yormuştum. Onu mesela bahsetmedim bu şeyde. Mesela modik dejenerasyonlarda da stil parlama oluyor hastalarda. Fark ettim mi bilmiyorum hiç. Literatürde yeni bir akım var, yeni bir şey var. Bu dejeneratif vertebral değişikliklerde, modik dejenerasyonlarda da vertebro plastiğinin ağrı palyasyonu sağlayabileceği yönünde vaka serileri var. Bunu söyleyebilirim. Yani o yüzden stil önemli diye düşünüyorum. Ben de bir katkı yapmak istiyorum. Ertan, ses senden geliyormuş. Senin sesini açıyorum tekrar. Açalım. Tamam. Kesinlikle yapmak gerekiyor. Yağ baskılı MR'ı. Onda bir soru işareti yok. Bazen birçok kırık görüyoruz bir kişide. Burada parlayan bazen çok çöken değil, hiç çökmeyen ya da çok az çöken parlıyor. Burada anlıyoruz ki o çok çöken de zaten iyileşmiş. Sertleşerek iyileşmiş ve ağrı şeyden geliyor. Az çökenden geliyor veya bazen hiç çökmüyor. Biz mutlaka yapıyoruz. Neden? Sen kırığı görüyorsun. Tamam, o kırık da gerçek kırık ama onun komşusu bir vertebra. Bakıyorsun o da parlıyor. Orada da kırık var. Tamam mı? Onu sen anlayamıyorsun her zaman. BT'de veya normal MR'da anlayamıyorsun. Ama yağ baskılı çektiğin zaman atıyorum torakal 10 kırık, tamam belli hafif çökmüş ve orada parlama var ama bakıyorsun torakal 9 da parlıyor ciddi şekilde ama çökmemiş. Onu o zaman yağ baskılı çektiğin zaman anlıyorsun ve ona da yapıyorsun. Burada bir soru işareti yok benim için. Mutlaka yapıyoruz. Yağ baskılı MR'ı yapmak lazım. Selin'in dediğine bir katkıda bulunmak istiyorum. Şöyle ki bu modik dejenerasyon gibi şumor nodüllerini de için aynı şey söz konusu. Bazen şumor nodülü oluyor ve vertebranın içine girmiş oluyor böyle disk seviyesinden disk. Ve bu etrafında bir ödem yaratıyor şumor nodülünün. Bu sanki normal gibi karşılanıyor ama onunla ilgili yayın var mı senin bilmiyorum. Gözüne çarptı mı? Ben de uzun zamandan beri ağrılı bellerde şumor nodülü varsa ve şumor nodülün etrafında bir ödem varsa bunlara da acaba vertebral güçlendirme yapılabilir mi? Kifoplasti yapılabilir mi Hiç denk gelmedim ama diye okumam lazım tekrardan. düşünüyorum. Hatta Fazıl'la bunu tartışmıştık. Ya yani bunlar tamam şumor nodülü ve etrafta gözüküyor. Bir ödem gözüküyor ama belki de hakikaten zayıfladığı içindir. Bunları kifoplasti olsa fayda görür diye düşünüyoruz. Evet. Ertan devam edelim. Kamil abi, ben de şöyle söyleyeyim. Senle 2-3 vakada bu sitir sekansın önemini daha da gördük. Çünkü tüm kemik parlayınca böyle osteomiyelit diskit demeyeyim de osteomiyelitin tanısında koyduk. Kifodan biyopsiye döndük o hastalarda hatırlarsın. Evet, parlamanın tipine göre Evet. bir şey yapabiliyorsun. Önemli yani. Yine sevgili Edwin bir katkı sorusu var. Sevgili Selin, eğer Cemşid'i Needle'dan boz çıkarsa Cemşid'in içinden o acil durumda sence ne yapılmalı? Hasta hemen açık ameliyata mı alınmalı? Yoksa beklenmeli mi? Stratejimiz ne olmalı? Hiç başıma gelmedi. Allah korusun diyerek başlamak istiyorum. Yani boz çıkıyorsa pedikülün medial duvarını kırmışızdır, durayı yaralamışızdır. Yani zaten o taraftan, o pedikülden artık işleme devam etmek çok uygun değil. Çıkartıp kanülü diğer taraftan işleme devam eder miydim diye düşünüyorum. Yani sonuçta çok da hayati acil bir şey yapmıyoruz. Bence işlemi sonlandırıp hastayı biraz takip edip Yok, Edwin'in sorusu şöyle, Edwin'in sesini açalım gene. Ameliyat alıp ne olup bittiğine bakalım mı diyor Edwin? Yani dura tamiri. ameliyata dönelim mi diye soruyor. Soru Çünkü böyle olay kapalı zaten. Eğer bir boz sızıntısı, bir dura yırtığı varsa kendi kendini sınırlandıracaktır diye düşünüyorum açıkçası. Ancak hasta eğer sedasyondaysa ya da lokal anestezideyse en azından motor muayene yapma şansımız var bu aşamada hızlı bir şekilde. Muayeneye göre karar verirdim açıkçası. Nektum yapıp yapmayacağıma.
Eğer nörodefisiti yoksa işlemi sonlandırıp bir BT falan çektirirdim. Hani kırık bir fragman batmış mı, şey yapmış mı, yoksa benim iğnemden dolayı mı yırtık var? Ama eğer genel anestezideyse ne yapacağız? Yine de hastayı uyandırıp bir görmeyi tercih ederdim diye düşünüyorum. Kamil abi, siz ne düşünüyorsunuz? Ya zaten biz genel anestezi yapmıyoruz yani. Aşağı yukarı sıfır genel anestezi kullandığımız. Senin dediğin gibi hastayı muayene ederdim. Boş geldiği zaman. Eğer hastada hiçbir defisit yoksa devam ederdim öbür taraftan. Evet. Şeyi, hiç olmazsa hipoplastisi bitsin diye. Herhangi bir defisit varsa aynen senin dediğin gibi hastayı tomografiye gönderirdim. Acaba iğne mi battı omuriliğe, köke, yoksa medyalden bir kırık fragman attırdı da şeye mi basıyor, duraya mı basıyor diye onu görmek isterdim. Eğer BT'de hiçbir şey yoksa, kırık fragman falan yoksa yine beklerdim, açmazdım yani artık şeyi. Çünkü açıp ne yapacağım? İğne girdiyse girdi, artık onu dikmenin de bir anlamı yok diye beklerdim. Ancak bir kemik fragman oradan patlayıp şeye girdiyse, yani duranın içine falan battıysa, o zaman yapacak bir şey yok. Açık ameliyata alınacak. Ben herhalde beklerdim Kamil abi. Karşıdan denemezdim. O anki ruh hali de insanın Evet, etkilenir. Yanlış iş yanlışı evet. doğurur diye. Evet, tabii. Bekle. O da şey, eğer Tabii iki tip seansı beklerdim. bırakılabilir, şey değil. Acil bir iş değil sonuçta çok fazla. Yalnız Edwin'e şunu söyleyeyim ben. Bazen içi boş, tamamen kemiklerin içinden de sıvı gelebiliyor Edwin. Yani boz gibi değil ama, değil mi Kamil abi? Tabii Böyle tabii tabii. nekrotik, yani onlar da bozda karışabilir. Onu da tabii AP görüntüden artık ne kadar duraya yakınız oradan. Evet, doğru. Sıvı geldiği oldu bizim çoğu vakamızda. Onu söyleyeyim. Evet. Devam ediyorum abi. Kliniğimiz asistanlarından Onur Davut Dağ'ın bir katkısı var. Bu güzel ve bilgilendirici sunum için çok teşekkür ederim. Kifoplasti endikasyonu için sitir sekanslar, MR için önemi var mı? Aynı soru gene ama cevaplayacağız herhalde. BT'de çökmesi olmasına rağmen sitir sekanslı MR'da parlama yoksa kifoplasti yapmalı mıyız? Güzel bir soru. İşte az önce belirttiğimiz gibi özetleyelim. Stil sekans önemli. Stil sekansta parlama varsa işlem endikasyonu var. Ağrı palyasyonunu da çok iyi sağlayacağımızı öngörebiliriz. Ama çökmesi var. Stilde parlamıyor. O zaman zaten o kemik o şekilde iyileşmiş. Ağrının kaynağı yüksek ihtimalle o değil. Ha, ne olabilir? O çökmenin yarattığı kifotik deformiteye bağlı kronik Evet. bir ağrı sürecinden bahsediyorsak evet. Ama onu da düzeltmek yani şişiremeyeceğimiz için zaten o iyileşmiş ve sertleşmiş kemiği yine endikasyonu yok. Teşekkür ederim senin. Alanya'dan Mehmet Seçer, iki sorusu var senin. Bu işlem öncesi pirop BT şart mıdır? İkinci soru, unilateral girişimlerde sağ sol seçiminde, taraf seçiminde kriter var mıdır? Teşekkürler. Şimdi şöyle, direkt olarak kesin şart mıdır diyemeyeceğim açıkçası. Çünkü literatürde röntgenle yapılmış işlemler de var. Ama hani kırık tiplendirmesini tam yapmak açısından bir pedikülleri ve hani faset eklem bileşkesini ayrıntılı görmek ister miyim? Ben isterim. İkincisi, girişimi nasıl yapacağımı planlamak için atıyorum sağ pedikül kırık, sol pedikül sağlam, soldan girmeyi tercih edebilirim. Veyahut Kamil Hoca'nın şeyinde bahsettiğimiz, bu vertebra planlasında bahsettiğimiz gibi hani o koronel BT'deki korpusun içerisindeki lateral duvarlardaki kemik kitlesini görebilip o planı yapabilmemiz gerekiyor. Yani BT kesin olarak şart mıdır diyemem ama oldukça faydalı diyebiliyorum. Hatta lafı gelmişken şunu söyleyeyim. Yine Edwin'in sitir sekans sorusuna ek olarak. Bu Kastamonu'da birkaç tane şöyle hasta gördüm. Konuyla biraz ilişkisiz ama. Travma, düşme. 30'lu 40'lı 50'li yaşlarda hasta. Acil serviste BT'si çekilmiş.
BT'de hiçbir kırık hattı yok. Çökme yok. Hastanın şiddeti bel ağrısı var. 3-4 hafta sonra, belki bir ay sonra hasta polikliniğe geliyor. Benim ağrım geçmedi, ben çok kötüyüm diye. Biz yine hani atıyorum röntgen çekilmiş veya BT çekilmiş. BT'de çökme var ya da röntgende çökme var. Bu tarz durumlarda da mesela şiddetli ağrısı olan, ısrarcı ağrısı olan travma hastalarında da sadece BT de çok yeterli olmuyor. Bazen Kamil Hoca'nın da dediği gibi çökmesi olmayıp da sitir parlaması olan hastalar oluyor ve vertebroplastiden ciddi fayda görüyorlar ağrı palyasyonu açısından ve oluşabilecek çökmelerin önlenmesi açısından. Genelde ben acilde gördüğüm böyle multitravma, yüksek enerjili travmalar, BT'lerinde bir sıkıntı, bir çökme yoksa da ama ağrısı şiddetliyse polikliniğe MR çektirmek için çağırıyorum açıkçası. Bunu da belirteyim. Teşekkürler Sevim. Şey, Ben Ertan, Onur'un, Davut'un şeysinde ben BT gerekli mi diye bir yazı görmüyorum. O nereden çıktı? Senin direkt grafi ile yapan var falan diye. Onur değil, Onur değil. Mehmet Seçer hocamızın Ha, Mehmet Mehmet, Seçer. o Davut demedim ha, Aha, onu. pardon. Mehmet Seçer Aha. hocam. Mehmet Seçer hoca Bozyaka'dan giden biliyorsunuz profesör. Bir şekilde şey olan ayrılmasının kendisine fayda sağladı. Şimdi bir de Kaydı bu herhalde. BT, ben katkıda bulunmak istiyorum. Bence şart. Neden çekmeyeceğiz? Bir kere kırık üst temporette, alt temporette falan görürsek iğnemizin yönünü değiştirebiliriz. Şey verirken, sement verirken ona göre veririz. Mesela üstte varsa kırık aşağıdan başlarız. Sonuçta BT her yerde var. Çekmemek anlamlı değil. Dediğin gibi pedikülde kırık var mı onu görürüz. Ve planlamamızı değiştirir bu. Değiştirebilir daha doğrusu. Bir Ben de Kamil abi sitir sekansta eğer posterior elemanlarda parlama varsa ben BT'yi muhakkak çektiriyorum. BT Kırık var zaten mı? çekilecek zaten. BT Hı. çekmemek diye bir şeyimiz yok. Yani ne Yok. parası fiyat olarak ne de şey olarak. Mehmet Seçer Hoca el kaldırdı. Kamerasını da açarsa şeyini açabilir. Hocam merhaba. İyi Merhaba. akşamlar. Kameranızı açabilir misiniz? Sizi görelim. Telefon kayıtlarıyla ilgili bir sorum var, daha doğrusu Zoom şeyleriyle. O yüzden görüntü yaşamıyorum telefonda. Geçmiş olsun. İlk ve söz verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Birincisi sorduğum soruda BT şart mı diye geçen bizim SOT toplantılarında Fahir Hoca ona benzer bir vaka sunmuştu. Hastanın çekilen sıtır sekans MR'ı var, osteoporotik fraktürü var. Hasta vertebroplasti yapıyorlar. Hasta ilk birkaç gün çok iyi. Ondan sonraki günlerde hasta ayağa kalkınca şiddetli ağrıları oluyor. Sonra çekilen tomografide bakıyorlar ki Selin Hanım dediği gibi vertebroplasti yapılan pedikül kırık. Yine Selin Hanım'ın gösterdiği bir makalede vardı. Sadece o kırık pediküle ortopedistlerin kullandığı kırık çektirme vidasıyla hastaya çok güzel bir palyasyon sağlanmış. O açıdan bence tomografi mutlaka şart. İkincisi Selin Hanım'a onu sordum ama ona cevap vermedi. Sağ sol seçiminde bir özellik var mıdır onu sormak istiyorum. Unilateral gelişim için. Yani kriter olarak okumadım ama işte atıyorum bir taraf pedikülü kırık, sağlam tarafı tercih edebiliriz. Veyahut kırığın fazla olduğu tarafa atıyorum bazen sadece vertebra korpusunun bir yarısı kırılabiliyor. O zaman tek taraftan o tarafı tercih edebiliriz. Hani sağ sol seçimindeki kriter başka aklıma gelmedi. Sizin bir öneriniz var mıdır hocam? Ekleyecek. Mehmet Bey, ben genelde soldan yapıyorum kendi adıma. Eğer pedikül kırığı yoksa iki tarafta. O şekilde alıştım ben. Soldan eğer tek taraflı yapacaksam. Evet. Ben de aynı şekilde soldan daha iyi kullanıyorum sağ elimi. Sağ elini kullanmak Evet. için sol taraf daha müsait. Alışkanlıkla ilgili bir şey ama ben hastanın sol tarafından daha rahat yapıyorum İğneyi yönlendirmeyi. Bir de tabii bizim salonun şeysinden o Ertan, skopi karşıdan geliyor Yani genelde. alıştım abi, Hastanın yani bilmiyorum. salonundan geliyor. O skopi karşıdan gelmesiyle alakalı, çünkü ben solağım. Normalde bana diğer taraf daha kolay gelmesi lazım. Ben de soldan yapıyorum. Evet. Genelde Alışkanlık. skopiyi şey alıyoruz ve ama ben elimi de daha
rahat kullanıyorum şeyde. Tamamen Aynen. alışkanlıkla ve kişinin elini İster kullandığına tercih. bağlı bir şey diye düşünüyorum. Evet. Kliniğimiz asistanlarından Ramazan Özdemir. Eline sağlık Selin abla. Seni görmek ve dinlemek çok güzeldi. Kifoplasti yaparken bazen balon şişmiyor. Skleroze oluyor. Bu hastada endikasyon mu yanlış yoksa yine de yapmak doğru mu dersiniz? Şimdi stir parlaması vardır herhalde ya da osteoporotikse şişmemesi çok mümkün değil. Genç hastaysa ve hastayı uyanık aldıysak işte o anestezi teorilerine göre hasta paraspinal kaslarını ağrıya bağlı çok kasıyorsa, sıkıyorsa, uygun gevşeme sağlanmıyorsa belki hacim arttırılamayabilir. Onun dışında hani sitri belli belirsiz parlıyorsa belki yine iyileşmiş ve sertleşmiş bir kemiktir. Bilmiyorum mesela balonu şişiremediğin ya da içeriği dolduramadığın durumlarda ağrı palyasyonu çok sağlanmış oluyor mu? Sanmıyorum. Yani o hastaların ağrılarında da çok değişiklik olmuyor bence. Balonu şişirememekle içeri sement gönderememek birbirinden ayrılması lazım. Öyle mi? Yani balonu şişiremeyebilirsin ama vertebroplasti yapar gibi Bulura gelir. gidebilir. Yaparsın. Bazen Bayağı. Ramazan dediği gibi sement de gitmiyor. Yani hakikaten şeyse veya çekilen film çok eskiyse bu şeyi gösteren, stili gösteren o zaman iyileşmiş oluyor. Ama bazen balon şişiremiyor ama sement gidiyor. Peki onun mantığı ne hocam? Sement yani balonun şeyi kaldıramıyor. Sonuçta bulunduğu yer dediği gibi skleroz olabilir, değişik olabilir, şeysi, kemik yoğunluğu daha fazla olabilir ama içeride yayılıyorsa sementi gene de vermek lazım. Yani oraya girdiysen ama içeride yayılmıyorsa bırakıp çıkmak lazım yani. O vertebra şeydir, sağlamdır. Sement. Osteoporoz belki senin alması şişmiyor ama. Kliniğimiz sorumlu hemşiresi Serpil Ulutaş. Selin Hocam bu muhteşem bilgi dolu güncel görsel sunumun için teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Yine Ramazan herhalde bir hatırlatma yapmış. Hangi hastaydı bilmiyorum. Herhalde toraksa kaçan 5 seviyedeydi demiş. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden Doktor Ali Akar. Bu güzel sunum için teşekkürler. Vertebroplasti ve kifloplasti sonuçları arasındaki farklar nelerdir? Hangisini yapalım? Ayrıca benim bildiğim kadarıyla SGK yalnızca tek seviyeyi ödüyor diye biliniyor. Teşekkür ederim. SGK 5'se aynı seansta ya 4 ya 5 seviyeye kadar ödüyor. Ya ödüyor. Eğer sut puanı açısından soruyorsanız bir tanesine tam puan, diğerlerine düşük puan veriyor. Vertebroplasti ile kifoplasti sonuçları arasında şimdi şöyle kifoplastinin endikasyonları biraz daha aslında dar teorik olarak işte kifotik açılanma 15 dereceden fazlaysa veya belirgin bir çökme varsa hani kifoplasti öneriliyor. Onun dışında kifoplastinin şöyle bir avantajı var. İçeride bir balon şişirdiğimiz ve çimentoya belli bir alan açtığımız için sanırım kaçak olasılığı kifoplastide biraz daha az oluyor. Onun dışında aralarındaki hani endikasyon farkı dışında çok belirgin bir fark bilmiyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Vertebroplastide ödeme şeyi yok benim bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum. Kifoda doktor beyin dediği gibi iki seviye ya da üç seviye sınırı var ama diğerinde yok benim bildiğim. Çünkü uyarı geliyor faturadan hep. Yine kliniğimiz hemşirelerinden Özen Karasu. Doktor Selin Aile Hanım yurdun keyif. yazısını okumadın. Ertan. Ha, İsmail Yurt pardon abi pardon. İsmail Yurt abimizin yine klinimizden eski abilerimizden sunum çok güzeldi. Ha. Teşekkür, tebrikler Selin. İsmail Yurt benim çömezimdir. Aramızda 10 ay ya da 12 ay fark var. 95 mezunu klinikten 95'te ihtisas aldı. Evet. Kusura bakmayın. Benim bağlantım çok kısa bir koptu galiba. Yok.
Yok, bir sorun olmadı senin. Devam Özen edelim. Karasu'nun yazısı var. Doktor Selin Hanım, keyifli ve akıcı öğretici sunumunuz için tebrik ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Yine İsmail Yurt abimizin, genç hastalarda sement farklılığı oluyor mu demiş. Geldin mi? Yani miktar olarak mı Buradasın, Kamil buradasın. abi, hani Selin. sement farklılığı derken Soruyu duydun mu? Soruyu duydun mu? Selin. sement Soruyu farklılığı duyamadım. oluyor mu? Genç hastalarda sement farklılığı oluyor mu? Soru bu. Sormak Dolum istenen miktarı de herhalde ya şu. da. Herhalde Cüneyt Hoca'nın bahsettiği kalsiyum fosfat ya da trikalsiyum fosfat sementleri kullanılıyor mu gibi sormak istemiş İsmail. Ayrıldığı için şey yapamıyoruz. Yoksa kendisine söz verirdik. Ya da miktar Açıkçası olarak mı? Hani sement geçen dolum. dinlediğimiz Ercan Bal. sement Ertan, çeşitliliğinden cevap gelmedi mi? Bir bahsedilmişti. dakika. Evet, Selin. Şu an online mi? Yine düştü mü? Sesim geliyor mu? Yok. Sesim Geliyor geliyor. senin. Geliyor mu? Ha, geliyor Geliyor. mu? İstersen görüntünü kapat Selin. Eğer Evet, şey öyle. bant düşükse şey olur. Ses gelir. Yine gelmiyor. Ses biraz sıkıntılı herhalde. Öyle. Evet. Tekrar girip Şuradan çıksın mı bağlanayım. Kamil abi? Öyle yapalım. Senin Selin istersen bir girip git çık. tekrar girip Çıktı. çık senin. Önemli sorular var çünkü. Bu sement farklılığı Kamil abi acaba miktar olarak bu sementin cinsi mi? Tabii İsmail abi hatta olsa Benim anladığım şey sement cinsi olarak demek istiyor. Yoksa farklılık olarak gençler biraz daha tabii travmatik olduğu için az sement oluyor. Benim tecrübem bu. Ama abi değil heh, şimdi geliyor senin evet. mi? Yani o geçen İtalyan hocanın sunumunda da bahsi geçmişti. Evet, bu kalsiyum abi trikalsiyum fosfat Fosfat Öneriliyor ama dediğim gibi tecrübemiz yok çünkü biz devlette polimetakrilat dışında kullanamıyoruz benim bildiğim. evet. Alamıyoruz İsmail buradaymış ama kendisi, ha İsmail Yurt burada. Kendisinin sesini açalım. Hem görmüş oluruz uzun yıllar sonra eğer kamerayı da açarsa. Kendisi net olarak bize söyler. İsmail, İsmail mikrofonu abi. kamerayı açabilir misin? Ses açıldı. Onun da benim Evet. gibi tüplü ses koptu. Kamil, iyi akşamlar Kamil. İyi akşamlar. Bir kamerayı da aç. Seni de görelim ya. Kamerayı nasıl açılacağını ben bilmiyorum abi. Peki. Bir bakalım gene Tamam. Bilemedim. Son. İyi, tamam. Zorladım. Tamam. İyi akşamlar. Seni çok tebrik ediyorum. Bu genç hastalarda sement cinsi anlamında sormuştum. Gençlerde hani kalsiyum fosfor sementi kullanılması ve füzyonun daha rahat olması anlamında osteoporotik kırıklarda hani polimetakrilat ama genç hastalarda kalsiyum fosfor kullanılması. Yeni çıkan tabii ben de yeni duydum Cüneyt Bey'den. Yeni çıkan sementler de var. O cins anlamında farklılıklar var mı diye sordum. Duyulabildi mi? Duyuldu. Tamam. Tamam. Güzel. Tamam. Selin şey değiştirdi herhalde. Bunu açıyorum. Tamam Selin. Sesi açıyorum buradan. Evet. iPhone'a geçti. Abi, İsmail abinin bir sözü var Tabii herhalde. tabii. Bir Selin cevap ver. Tecrüben bir İtalyan hocanın sunumunda evet önerildiğini gençler için kalsiyum trikalsiyum fosfat önerildiğini öğrendim. Ama dediğim gibi bizim devlette böyle bir seçeneğimiz, bir şansımız yok zaten. Hani Türkiye için, Türkiye şartlarında bilmiyorum bunu konuşmaya hazır mıyız? Hani şey olarak. Evet. Yani
Belki iyi olabilirdi ama zaten kullanamıyoruz diyorsun Selim. Evet, O yani yüzden dolayısıyla bilemiyorum. hiç tecrübem yok, görmüştüm, duymuştum yok. Evet. İsmail abi konuşabilirsin. Üstün açıldı abi. Selam, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum Selin. Ben Ben bu teşekkür ederim. konuyu her zaman böyle temcit pilavı gibi söyler dururum da. Şimdi Cüneyt Hoca da bir şey attı ortaya ama ortada bir bununla ilgili bir çalışma yapılmış ya da kullanıldığına dair sen bunu tararken bu şeyleri bir şey buldun mu? Yani sanki varmış gibi söylendi ama ortada benim bildiğim bu konuda çok destekleyen bir şey de yok. Deniyor hep yani. Dönüp dönüp aynı yere geliyoruz. Şöyle açıkçası öyle büyük bir vaka serisiyle karşılaşmadım. Özellikle bu kipoplasti genç popülasyon diye PubMed'de bu sunumu hazırlamak için aradım. Genelde değişik kırık çeşitleriyle ilgili yine polimetil metakilat kullanılarak yapılmış vaka serileri var. Ama işte o geçen sefer İtalyan hocanın da sunumunda birkaç tane yayın görmüştüm diye hatırlıyorum. Ya da bahsi geçmişti yine aynı şekilde. Ama Ama hani bu konuyu tekrar bir inceleyelim nereden bence ya. satın alınır? Hani o hiçbir fikrim yok şey olarak. Yok, işe yaradığı tespit edilmişse hani firması vesairesi sonra arkadan gelir. Önce bir altyapıyı bir anlamakta fayda var. O zaman Evet. sen bunu bir tekrar bir araştır bakalım. Sana Tamam, tamam tekrar hocam. ev ödevi olsun yani. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkürler, teşekkür ederim. Sağ ol abi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden Ercan Bal hocamızın bir katkı sorusu. Kifoz cerrahisinde temel sorunlardan biri olan PJK'yı önlemek için üst enstrümante vertebranın üstündeki vertebraya ki bu seviye çoğunlukla T2-3-4 nadiren T5 oluyor. Kifoplasti ya da vertebroplasti konusunda bir tecrübeniz oldu mu? Yani profilaktik amaçlı vide takılan en üst segmente yapma tecrübem oldu. Ama vidanın üstündeki komşu segmente profilaktik amaçlı ne kifozu önlemek amaçlı ne de junctional fraktürü önlemek amaçlı bir tecrübem olmadı. Özel geniş bir vaka serisi de okumadım açıkçası bu konuda. Şimdi ben şeye gireyim. Zaten eğer skopi altında yapıyorsanız torakal 2 3 4'e yapma şansınız pek yok. Ancak Cüneyt'in dediği gibi BT altında yapıyorsanız ki bu şeyde vidalama söz konusu değil. Yapılabilir. Zaten Kayfan grubu da 2003'teki toplantısında T4'ten itibaren T1 T2 T3 skopi altında yapılan şeylerin kontrendik olduğunu yani görülemediği için belirttiler. O bakımdan herhalde şey söz konusu değil skopi altında. Skapula, omuz her şeyi engelliyor, göremiyorsunuz. Ama tomografi altında yapılır şey. O da aynı ameliyatta olmaz. Farklı. Yine Cüneyt Temiz hocamızın bir katkısı. Boz gelişi durumunda BT çekilmeli. Genel anestezi altında da yapılabilir. Daha sonra iğne çıkış yerine 0,5 cc çimento verilmeli. Hasta uyandırılıp kliniğe göre karar verilmeli. Bir de iğne içinden kontrast verilip skopi ile değerlendirilebilir şeklinde bir katkısı var. Valla açıkçası o kanül giriş yerine çimento vermekten korkarım. Yani şey açısından korkarım. Garabet bu ya, gider bir de intradural kaçar. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını da olabilir. Yakabiliriz. Isı Ama etkisi de var. hani şeyi olduğu gibi bırakmak, eğer ki böyle patlamış bir kemik fragmente parçalar yoksa olduğu gibi kapatmak zaten belirli bir basınç şeyi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hani kasları çok ayırmadığımız için ayrıca bir lok ile bir alan oluşmayacaktır herhalde diye düşünüyorum şeyde. Ayhan Kanat hocamızın hastada hemangiyon varlığında tedavi stratejiniz nasıl oluyor acaba? Şeklinde sorusu var.
Hemangiyom varlığında eğer büyük bir hemangiyom varsa korkusu güçsüzleştirdiğini düşünüyorsak veya fraktür sebep olduysa kifoplasti yani vertebroplasti yapılabilir. Benim şöyle bir tecrübem oldu. Direkt hemangiyoma sekonder bir vaka planlamamıştım ama kırıkta küçük bir hemangiyom da vardı. Kanıyor mu? Kanıyor. Aslında kanülü ilk taktığımızda ama çimentoyu zerk etmeye başlayınca kanama duruyor. Özellikle olarak priop bir hazırlık yapıyor muyuz? Yapmıyoruz diye biliyorum. Başka bir önerisi olan varsa dinlemek isterim. Zaten Ayhan Hoca'nın sorusu da o manada anladığım kadarıyla. Yani hemangioma kifoplasti yapılır mı değil de bir kırık oluşmuş. Sonra çekiyorsunuz. Bu oluşan kırık da hemangiyom nedeniyle kırılmıyor. Hemangiyom görüyorsunuz. Bu durumda vazgeçer misiniz ya da başka bir strateji var mı? Şöyle birkaç kere şöyle olmuştu. Hani yahu ben aorta mı girdim? Bu nasıl bir kanama şeklinde olmuştu. Atıyorum mesela başka seviyeye de yapacağım. O sürede kanülün ucu açık kalacak ve kanamaya devam edecekse genelde kanülün ucunu Bonvax'la tıkamayı tercih ediyorum. Ama zaten sadece tek seviyeyle uğraşacaksam ve hani çimento karılana kadar da tıkayabilirim Bonvax'la. Çimentoyu vermeye başlayınca zaten kanama kontrol altına alınmış oluyor. Evet. Teşekkür ederim senin. Doktor Nurettin Polat, Ankara Onkoloji Hastanesi'nden. Sunum için teşekkürler. Pardon. Patolojik kırıklardaki fiboplasti konusundaki görüşleriniz nelerdir? Patolojik kırıklarda kifoplasti uygundur. Pek çok vaka sayısı vardır. Biyopsi alınıp eğer tanısı bilinmiyorsa biyopsi alınıp çimento zerk edilebilir. Ama hani şeyse atıyorum patolojisi biliniyor, kırık türü tek kırık, tek odak eğer ki spondilektomi ya da eksizyon endikasyonu varsa tabii ki hani öncelikli olarak o ama palyatif amaçlı ağrı palyasyonu amaçlı işlem planlanıyorsa pekala güvenle yapılabilir. Kanal basısı yoksa kitleye bağlı defisiti yoksa sadece çökme fraktürü varsa uygun aday oluyor kifoplasti, vertebroplasti için diye düşünüyorum. Bunun Teşekkür. dışında Nermin Hoca'nın bir şeyi vardı galiba çalışması. Standart kifoplasti yapılıp da işlem sırasında biyopsi alınmış hastaların az bir kısmında tesadüf eseri malignite de saptandığı oluyor. O inanın tezi. İnan abinin tezi miydi? İnanın tezi. Ben de hep alırım. Ve şey alışkanlığı ne olur ne olmaz. En azından şöyle oluyor. İçim şundan rahat ediyor. Biyopsi aldığım zaman tabii ki CRP'sine, görüntülerine bakıp giriyoruz ameliyata ama en azından diyorum ki ben bu kemiğe çimento zerk ederken bu kemikte enfeksiyon yoktu. Hani bunu kanıtlamış olmak açısından ben her vakada patoloji gönderiyorum. Evet. Ersen Teşekkür. müsaadenle ben bir katkıda bulunayım. Tabii. Şimdi Nurettin Hoca patolojik kırıklar dediği zaman herhalde tümörü kastediyor. Zaten onkoloji hastanesinde olduğu için kendisi tümörel metastatik lezyonları kastediyordur. Ancak bu enfeksiyon konusunda patolojiyle çok yakın işbirliği gerekiyor Selin. Bizim bir vakamız var. Şöyle ki hatta şeyden bir öğretim üyesi getirmişti radyolojiden. Benim de bir sınıf altım Ege'den. Biz çok şüpheye düştük. Bu enfeksiyon mu şey mi diye yoksa tümör mü diye kırık mı diye ve ben ameliyat sırasında parça gönderip parçanın sonucunu beklemeyi düşündüm. Nitekim girdik Cemşidi ile ondan sonra çalışma kanülü ve parçayı gönderdim. Ve bekledim. Yarım saat, bir saat şeyin çıkmasını.
Konuşmuştuk da aşağıdan haber geldi. Enfeksiyon bulgusu yoktur diye. Ondan sonra ben de kifoplastiği tamamladım. Verdim. Sonra yurt dışına çıktım. Şeydeyken Kolombiya'dayken Ertan mesaj yazdı. Abi hasta enfeksiyonmuş diye. Benim kafadan aşağı şeyler döküldü tabii. Ya nasıl olur filan? İşte şey dediler dedi. Enfeksiyon dedi. Ya dedim biz gönderdik şeyde ameliyatta. O zaman şey geldi bize. Tanı enfeksiyon bulgusu yoktur diye. Nitekim ondan sonra ben patolojinin şefiyle görüştüm oradan telefonda Kolombiya'dan. Dedim ne gördünüz de enfeksiyon diyorsunuz? Yani bize bu enfeksiyon değil dendi. Dedi bizim için konu kapanmıştır. Bu dedi enfeksiyondur. Tamam mı? Ondan sonra geldik. Fazıl baştan tümör demişti. O da fikrini değiştirdi. O da enfeksiyon dedi. Her şey bizim başımıza kaldı. Sadece. Ama baştan her ikisi de tümör dedi. Sonra her ikisi de Evet. bu enfeksiyonmuş dedi. Tamam mı? Bizim başımıza kaldı mı? Ben de şeyi çıkarttım. Defteri çıkarttım yani güme gitmemek için. Yani bir malpraktis yapmış oluyorsun enfeksiyonda. Hakikaten patolojinin şeysi ilk raporu enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı. Ben ısrarla şeyi sordum. Yani ne gördünüz de enfeksiyon dediniz? Yani bana orada mesela Polimorftur, lokus polimorf tabi. lökosit mi gördünüz, bakteri mi gördünüz, Evet. doku mu gördünüz? Yani bir söyleyin ona göre biz bunu hani normalde öyle. Yine patolojinin şefi bizim için konu kapanmıştır dedi. Bu dedi enfeksiyondur falan. Ya aradan Evet. birkaç ay geçti. Tümör ortalığı sarmış. Geldi. Biz onu açtık. Tümördü yani. Gerçi. Korpektomiye Yani bu döndük. arada hastanın tümör olduğunda da sevinmek gibi bir Evet. durumla Evet. Yani karşılaştık. hani bu parçayı gönderip sonra onun sonucuna göre yapmak ne kadar güvenilir? Ya kendi Evet. şeyimiz böyle sans klinik mi denir ya da görüşümüz çok önemli. Yani o bizim görüşümüz bir şey diyorsa ne radyoloji ne patoloji şey değil yani aksi ispatlanınca kadar bizimki doğrudur. Hakikaten şeyimiz yüksek bu konudaki Sert. tecrübemiz ve öngörümüz yüksek. Kim ne derse desin o yönde gitmek lazım ama tedbirimizi de almak zorundayız. Fazla konuştum. Ertan devam et lütfen. Estağfurullah abi, sürede sınır yok biliyorsun. Olsun. Kurucusun. Yani bu Evet. arada Nur Altınöz hocamıza söz vereceğiz. Çünkü bizim toplantılarda vertebral augmentasyon prosedürlerini anlatmıştı zaten. Konuyla direkt ilgili. Soruları bitirelim hızlıca. Ondan sonra Yine kliniğimiz asistanlarından Ramazan Özdemir bazen cemşidi bile çakılamıyor. Sklerozdan dolayı ama sitir parlaması var. 3 kez başıma geldi. Endikasyonu mu tekrar gözden geçirilmeli? O açıdan soruyorum şeklinde. Ramazan. yani mesela şöyle olabilir mi? Zaten sklerotik bir vertebra ama korpusunda fraktür var. Ama sen pedikülü geçemiyorsundur. Bu da olabilir. Ama bazen mesela gençlerde yani kemik yoğunluğuna bağlı muhtemelen inanılmaz zorlandığımız ama işlem sonrası hem iyi doldurabildiğin hem de ağrı palyasyonunun çok iyi sağlandığı hastalar da var. Yani o yüzden sitirde parlama varsa çok endikasyondan şüpheye düşeceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Ben bir katkıda bulunayım. Bizim çok tartıştığımız poliklinikte endikasyon açısından modik mi yoksa gerçekten kırık parlaması mı diye Evet. tartıştığımız vakalar oluyor. Bazen onda belki hata yapmış olabiliriz Ramazan'a söyleyeyim. Belki modik dejenerasyonu ve o end plate'e paralel gözüken parlamayı şey olarak algılamış olabiliriz. Kırık parlaması gibi algılamış olabiliriz. Bazen buna ayırt etmek gerçekten zor oluyor. Yani ama onda da ya end plate'e paralel bir çizgi şeklinde mi yoksa korpusun içine yayılan bir parlama mı gibi elimizde doneler var. Yine de karıştırmış olabiliriz vakaları. Yani Evet. durumda olabilir. Teşekkürler. Erzurum Şehir Hastanesi'nden Süreyya Toklu hocamız. Teşekkür ederim. Sutta %50'ye ve üzeri yükseklik kaybı şartı var diye biliyorum. Bu konuda sıkıntı yaşıyor musunuz? Senin?
Ya hocam ben o şeyi çok aradım. %50 kayıp kriterini, mutlaka sitir sekans olmalı kriterini aradım. Nerede yazıyor bu? Ben bilmiyorum gerçekten. Sut yönetmeliğinde böyle bir şey yazmıyor gibi gözüküyor. Siz biliyor Herhalde musunuz? Hocanın sesini açalım. Kendisi hem rastlamadım ben mikrofonu de. hem de şeyini açabilir. Kamerasını ve yorumunu direkt söyleyebilir. Veya hocam kameranızı açarsanız sizi görebiliriz. Derin ben de rastlamadım %50 şartı hiç. Sesinizi açabilirsiniz. Süreyya hocam. Heh. Evet, sesim geliyor mu? Teşekkür ederim. Evet, Evet, kamerayı geliyorum. açarsanız sizi görebiliriz. Şu an kamerayı açmak için uğraşıyorum da nedense ekranda bir donukluk oluştu. Özür dilerim. Ah şey mikrofon da kapandı. Mikrofonu açabilirsiniz. Ha, mikrofonu açabilirsiniz. İstek gönderdim açmanız için. Sesinizi açabilirsiniz. Ha, tamam. Şimdi her şey Yok. oldu. Evet, çok teşekkür ederim. Yani bu benim söylediğim %50 ve %50 şartı ayrıca ya da patolojik fraktür olma şartı oldu. Başhekim yardımcısı tarafından bana bildirilmişti bir vakada yapabilmem için. Sonrasında bununla ilgili bana yazı da gönderdi ama şu an bu yazının nereden alındığını, nerede bulunduğunu çok bilmiyorum yani. Bu konuda ben de merak ettim tecrübenizi. Hocam bir yazıya ulaşabilirseniz bize de iletin. Ben de gerçekten o yazıyı aradım. Yani bazı dönen şehir efsaneleri var. Mesela mutlaka sitir sekans kaydı olması gerekiyor gibi bir şey de var. Aradım, taradım, sordum, yönetmeliğe baktım, okudum. Yani böyle bir kısıtlama getirmemiş SUT. Yani şu Ya an da ben WhatsApp'ta bulamadım dediğim gibi. yani belki WhatsApp'tan da bir kontrol ettim ama öyle bir mesaj vardı, silinmiş galiba. Bana gönderilen şeyi bulabilirsem daha sonra paylaşırız. Teşekkür ederim. Hastanenin bir tasarruf olabilir mi acaba? Ya İdare, da yani az yok kullanım. yani SUT'tan gönderilmişti hocam. Hastane tasarrufu değil, direkt Bilmiyorum. SUT'un bir maddesi olarak ayrıntısı yani. Bunu nerede kullanılabilir diye alt maddeler. Mesela Acaba şimdi hastanenin sınıfına göre mi bir şey? evet ben de onu diyecektim abi. Bizimkisi şehir hastanesi üçüncü düzey yani Evet o üst sınıf zaman olmaması hastane. lazım. Biz yani binlerce yapıyoruz toplam olarak. Yani Yani bunu şöyle zaten radyoloji hocam zaten genelde %50 belirtmiyor. Yani bunu kim tespit ediyor onu da bilmiyorum. Radyoloji kompresyon fraktür diyor. Stoperotik fraktür diyor. peki %50 çoğunlukla belirtmiyor zaten. Yani bunu kim radyolojik nasıl tespit ediyor onu bilmiyorum. olmadığını da kim nereden tespit ediyor ki? Sonuçta şeye giriyoruz. Tanısına lumbar vertebra kırığı SO-102 giriyorsun. Hani ameliyat raporunu belki patoloji örneği alındı diye yazıyorsun. Ek olarak kim nasıl neyi nasıl kontrol ediyor onu ben de anlamış değilim yani. Yani Erzurum Şehir Hastanesi üst sınıf hastane bilmiyorum hani ufak yer olsa tamam diyeceğim de bizde sınır yok. Aynı eğitim Herhangi bir hastanesi. şey gelmedi bize. Gelmedi bilmiyoruz yani biz. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür Senin ederim şu an Süreyya Hocam. Ramazan sorusuna da cevap vermiş Ramazan Özdemir yine klinimiz asistanlarından ağrılı anevrizmal kemik kistlerine kifoplasti yapılmasından fayda görür mü hastalar? Yapılması uygun mudur? ne yapıyorduk hocam? Şey mi? Alkol ablasyon mu yapıyorduk yoksa Yok o hemangioma diyor. Anevrizma Hemangiyoblastoma. kemik kistleri diyor. Tecrübem olmadı ama yapılıyor diye biliyorum. Ben yaptım senin. 2-3 hastaya Ramazan bilir yaptım anevrizmal kemik kistinde. Herhangi bir şeyde karama da olmadı. Evet, tamam Patolojide olabilir. anevrizmal kemik kisti geldi. Şimdi anevrizma kemik kisti genelde lokülasyonlardan oluştuğu için onları kırmadan bir şeyden bu bölümden yani bir kompartmandan diğerine geçmesi zor. Onun için açık ameliyatla yapıyoruz bunu. Genelde ufak bir giriş yaptıktan sonra küretle içeriği dolaşıp yani pedikülden açılan bir küretle içeriği dolaşıp o lokülasyonları kırıp yani şeyi birleştirip içeri çimento veriyoruz ve kemik iç yüzeyinde mümkün olduğunca şeyle kazıyarak. Yoksa
Labirent gibi dolmuyor. Direkt iğneyle girip de onun tamamını doldurmak çok mümkün değil. Balon kullanmak belki işe yarayabilir ama yine de Balon tamamen kırabilir mi diye düşündüm yani şimdi. olabilir ama gene de zor. Orada kompartmanlar var çünkü. Mutlaka boş kompartmanlar kalır diye düşünüyorum şeyle. O yüzden açık ameliyat ama çok açık değil. Şeye ulaştıktan sonra pedikülides giriş noktasına ulaştıktan sonra oraya ufak bir çakıcıyla ya da bizde delik açıp oradan küret sokup içeriği böyle dolaşıyoruz ve oradan da çimentoyu kiloplasta olarak değil macun kıvamında içeri basıp orayı dolduruyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Yani tercihten değil, Değil. hafifçe açarak Açık. Açık. yani boşluğun içerisine. Yani Ertan'ın dediği vakayı ben bilmiyorum yaptığı vakayı ama Daha sonra açtık abi onu biz. Ameliyatla aldık daha sonra. yani şeyle yapılması zor. Perfüze Hem yapılması zor çünkü orada tanısını trabeküller koyduk. şeyi engeller. Tamamına geçmesini engeller.